Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Oppo Reno 2 Z'nin kutusunu açıyoruz. Biliyorsunuz klasik bir gelenek bu bizim sitemiz tarafında. Kutulu gönderilen ürünlerin hepsine bir kutu açılım videosu çekiyoruz. Bu hem size bilgi verme açısından iyi oluyor hem de aynı zamanda kutu içeriğinde görmüş oluyoruz. Oppo Reno 2 ailesinin bir üyesi olan Reno 2 Z biraz daha uygun fiyatlı bir model Reno 2'ye göre. Yine standart bir Reno kutusu var. Biliyorsunuz daha önce kutu açılımları yapmıştık. Hatta Reno 2'yi de kutudan çıkarmıştık. Çok yakında bir de kamera incelemesi gelecek. O inceleme gelene kadar şimdi yukarıdan bir yerden, şuralardan bir yerlerden sizlere videoyu, linkini paylaşacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Yine ince uzun bir kutumuz var. Ekranda da gördüğünüz gibi. Hoppa böyle ince uzun kutular yapıyor. Güzel mi oluyor? Değişik oluyor onu söyleyebilirim. Böyle gri renkli, yanarlı dönerli falan biraz da böyle. Açalım bakalım kutumuzu. Nelerimiz var kutunun içinde. Şöyle plastiğini açacağız önce. Şöyle açtık. Bıçağımızı kenara kaldırabiliriz artık. Plastiğimizi çıkardığımıza göre şöyle açalım. Kutumuz şu an açılmış durumda. 6.53 inçlik bir telefon bizi karşılayacak. Birazcık teknik özelliklerini çalışmıştım. 1080x2340 piksellik Full HD Plus AMOLED bir ekranımız var. Oppo Reno 2 Z yazısını yine görüyoruz. Şöyle bir uzun bir kitapçıklar vesaire var muhtemelen burada. Evet, garanti belgemiz görüyoruz. Başka hızlı başlangıç kılavuzu Oppo Reno 2 Z diyor. Başka bir şey yok. Bu kutumuz yok. Burada bir şeyler daha var. Açmaya çalışıyorum ama da dipte kalmış. Orada da bir kullanım kılavuzu gibi bir şey mi var? Yok. Burada aslında sıkıştırılması için bir malzeme durmuş, koymuşlar için. Evet, onlar duruyor. Telefonumuz burada. Görüyorsunuz şu anda ekranda. Şöyle kenardan kaldıralım. Şöyle bakalım Oppo Reno 2 Z diyor. 48 megapiksel ultra wide quad kamera diyor. Yani dörtlü bir kameramız var. Ultra dark mode var. Ultra steady video özelliğimiz var. 6.5 inçlik AMOLED ekranımızın olduğu söylüyor. Panoramic screen diyor. SuperVOOC teknolojisi var. Fast charge 3.0 4000 mAh'lık bir pilimiz var. Burada da 8 GB'da 128 GB yani 8 GB RAM'imiz var. 128 GB'da depolamamız olduğunu söyleyeyim. Şöyle jelatinini bir çıkartalım. Her zaman yaptığımız gibi. Şu arkadaki şeyi de bir çıkaralım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Oppo Reno 2 Z. Ön tarafımız Corning Gorilla Glass 5.0 ile korunuyor. MediaTek'in Helio P90 işlemcisi var. Bu işlemci Octa-Core, iki tanesi 2.2 GHz'lik Cortex A75, 6 tanesi de 2 GHz'lik Cortex A55 olmak üzere 8 tane çekirdeğimiz mevcut. Az önce söyledik ama yine hatırlatmakta fayda var. 8 GB RAM, 128 GB'da depolama alanımız bulunuyor. Cihazı açalım. Bakalım açılacak mı? Bir hareket olmadı ama oldu. Şu an açılıyor gördüğünüz gibi. MicroSD bellek kartı yuvamız da mevcut yine cihazda. Ana kameramız 48 megapiksellik bir ana kamera bulunurken 18 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik alan derinliği ve 2 megapiksellikle siyah beyaz kamerası eşlik ediyor. 4K 30 fps kayıt yapabiliyor bu ana kameramız. Ön kamera ise 16 megapiksellik pop-up kamera var. Şurada göstermiş olayım şu kısımda. Pop-up bir kameramız mevcut ama Reno 2'de olduğu gibi veya Reno'da olduğu gibi balık yüzgeci şeklinde değil, pop-up şeklinde açılıp kapanabilir bir kamera mevcut. Bu kamerada 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Android 9 işletim sistemimiz var. Color OS 6.1 arayüzü bizi karşılıyor. Ekrandan parmak izi okuma, Wi-Fi 802.11abgn-ac var. Bluetooth 5.0 teknolojisi var. İyi bir teknoloji biliyorsunuz 5.0'ı. 4000 mAh'lik lityum polimer bir ve fiyatının da 3350 TL civarında olduğunu söyleyelim. En azından 3 Aralık itibariyle rakam bu. Şimdi birazcık buradan ülkemizi bulalım. Türkçe diyelim. İleri diyoruz.
Türkiye'yi seçelim. Devam ediyoruz. Wi-Fi'yi şimdilik atlayalım. Devam ediyoruz. Kabul ediyoruz. Yok, katılmayalım. Hayır, teşekkürler. Kabul edelim bunu. Diğer. Kabul ediyoruz. Parmak izi ve güvenlik kilidini de atlayalım. Devam ediyoruz. Yeni Oppo telefonu ayarla. Color OS yazısı da şu anda ekranda çıktı. Deneyimlemeye başla diyelim. Telefon açıldı. Ekranda görüyorsunuz şu anda. Kutu içi açıldı bana biraz daha. Devam edelim bakalım başka ne var kutuda. Artık Oppo telefonlarda standart haline geldi bu. Çok güzel bir kılıf. Ses duydunuz. Çok hoş bir kılıf var. Oppo Reno 2'de de biliyorsunuz bu benzer bir kılıf vardı. Böyle deri hissi verilmiş ama deri değil. Fakat plastik ve sert bir plastik. Ben bunları mutlaka kullanmayı öneriyorum. Telefonlar düşüyor, kırılıyor. Tamam, estetiğini biraz bozuyor ama bunlar lazım bence. Adaptörümüz. Güzel, şirin bir adaptör var. Evet, duyuyorsunuz sesleri. Type-C bağlantı kablomuz. Çok güzel yapılmış. Yeşil renkte bu arada içi de. Şöyle şıkta bir kulak içi kulaklık çıkıyor. Valla baya güzel yalnız bu arada. Şöyle bir çıkaralım gösterelim. Apple AirPods'a biraz benzemiyor sanki. Bana öyle geldi. Ama onun kablolusunu olduğunu söyleyebilirim. Kutu içeriği bu şekilde. Biraz da telefonun arka yüzünü göstereyim isterseniz. Şunları yerine koyduktan sonra. Arka yüzümüzde az önce söyledim. Dörtlü bir kameramız mevcut. Aynen Oppo Reno 2'de olduğu gibi. Aslında aynı kamera var hemen hemen. 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 ve 2 olmak üzere dörtlü bir kamera var. 48 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel alan derinliği, 2 megapiksel de siyah beyaz. Tek farkı şu, Oppo Reno 2'de bir de optik zoom, 2x optik zoom verebilen bir kamera mevcuttu. Burada onun yerine alan derinliği kamerasını tercih etmişler. Tabi fiyatı uygun tutmak için yapılan bir hareket bu. Designed for Reno diyor. Oppo yazıyor arkasında da güzel. Böyle bir lacivert renk seçeneği bize geldi bu arada. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Bağlantı yuvalarımız bu şekilde. Type-C'miz var ama kulaklık çıkışı da var. Unutulmamış. Güzel bir özellik. Ben seviyorum. Hem Type-C hem kulaklık çıkışı olan şeyleri. Birazcık menülere bakalım isterseniz. Hazır açmışken telefonu kuru kuru gitmeyelim. Akıllı asistanımız var burada. Google'ın yerine onu kullanıyoruz muhtemelen. Soğuluk diye bir uygulama var. Bu uygulamayı Reno 2'nin kamera testinde anlattım biraz. Çok güzel bir aslında video düzenleme programı bu. Cep telefonu üzerinden bütün videolarınızı düzenlemeyi sağlıyor. Hani ekstra uğraşmıyorsunuz. Hızlı bir şekilde müzik falan da ekleyebiliyorsunuz. Basit işlerde çok güzel işe yarıyor onu söyleyeyim. Profesyonellere yaramaz ama ufak tefek işlerde günlük işlerinizde fazlasıyla yarayacaktır. Kameramızı açalım. Geniş açı kamerası olduğu için şekilde de görüldüğü gibi geniş açıya ulaşabiliyoruz. Burada bir 2x var ama bu optik mi çok emin değilim bundan. 5x yapıyor. Sonra tekrar bir de döndü. Ön kamerayı açalım. Bakalım şu şey nasıl çalışıyor. Pop-up kameramız. Güzel şekilli. Şuradan çıktı. Bir daha göstereyim isterseniz. Şu anda kameramız açıldı. Şu anda kayıt yaptığımız yeri görüyorsunuz. Bu arada bu kaydı da DJI Osmo Pocket ile yapıyorum. Şu anda gayet güzel. Kamera ayarlar bu şekilde. Kamera menüsü bu şekilde. Bu standart aslında şey çok benziyor. Reno kamera menüsüne. Evet, burada da mesela tripod modu var. Gece tripod modu. Bu çok beğendiğim bir mod benim. Özellikle güzel ışıklı ortamlara çok güzel işe yarıyor. Hoş bir kamerası var bence. Oppo'nun kamerası çok güzel. Ben beğeniyorum. Sonuçları da çok iyi. Birazcık böyle fotoğrafçılıktan vesaire anlıyorsanız. Ben az buçuk anlıyorum. Uzun yıllardır bu işleri yaptığım için. İyi sonuçlar alabilirsiniz. Birazcık uğraşmak gerekiyor ama hani böyle her basınızı güzel çekmek için biraz ayar yapmanız gerekiyor ama kameralarını beğendiğimi söyleyebilirim. Evet, güzel bir inceleme gelecek her zaman olduğu gibi. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Şu anda ekranda sosyal medya hesaplarımızın isimlerini göreceksiniz. Onlara girip bizi takip ederseniz çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.